Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdo Özdağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Mobil Dünya Kongresi 2019 için İspanya'da Barcelona'dayız ve özel bir seri yapacağım. Firmaların standlarını gezdireceğim sizlere ve umuyorum ki buradaki atmosferi, umuyorum ki buradaki ambiyansı mümkün olduğu kadar sizlere yansıtabileceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk standımız Samsung olacak. Samsung'un burada büyük bir alanı var ve yeni nesil Galaxy S10 ailesi tabii ki buradaki yıldız ürün grubu. Ama en büyük yıldız hangisi derseniz tabii ki Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold. Ne yazık ki elimize alabileceğimiz, kurcalayabileceğimiz bir cihaz yok. Cam mekandan görmek gerekiyor ama Galaxy Fold fiziksel olarak burada da var. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya çıkacak olan katlanabilir ekranlı telefon. Elime alma şansım olmadığı için deneyim konusunda herhangi bir fikrim şu aşamada yok. Ama donanım özellikleriyle gerçekten heyecan verici bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Rekabet çerçevesinde özellikle Huawei Mate X ile gireceği rekabet son derece önemli ama özel bir detay var. Biraz bundan bahsedeyim sizlere. Şu anda katlanabilir ekran konusunda, katlanabilir ekran teknolojisi konusunda olgunlaşmış en olgun teknolojiye aslında Samsung sahip. Hatta elime ulaşan bilgilere göre anlayabildiğim kadarıyla Samsung'un en azından bu yıl için 1 milyona yakın katlanabilir ekran üretme kabiliyeti var. Huawei tarafında durum biraz daha farklı olabilir. Çünkü Huawei'nin kendisi panel üreten firma değil, Boya isimli bir firmadan panel tedarik edecekler gibi görünüyor ve Boya'nın 2019 için üretim kapasitesi 1 milyonun altında olabilir. Hatta bazı rakamlar var, 200-300 bin adet olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla rekabetin bir de üretim tarafındaki yansıması var. Yani Huawei'nin telefonu Galaxy Fold'a kıyasla 2 kat 3 kat daha fazla sipariş alsa bile ticari olarak bu kadar ürün üretilebilir mi? Şu an için tam olarak bilinmiyor ama rekabet katlanabilir tarafta da artarak devam edecek gibi görünüyor. Şimdi katlanabilen ekranlı telefonu Galaxy Fold elimize alamıyoruz ama burada Galaxy S10 ailesinin 5G versiyonu var. Galaxy S10'un 5G versiyonu 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip. Dolayısıyla ekran boyutu anlamında ailenin en büyüğü. Sadece ekran boyutu değil, bazı başka farklar da var. Örneğin bu telefonun sahip olduğu pil kapasitesi 4500 mAh arkadaşlar. Dolayısıyla pil anlamında da ailenin en kaslı üyesi olarak yorumlayabiliriz. Kamera tarafında bazı farklar var. Dikkat ederseniz kamera bölümü 5G olmayan Galaxy S10 Plus'la kıyaslandığı zaman biraz daha geniş, biraz daha büyük. Çünkü iki kameranın arasında Time of Flight dediğimiz özel sensör giriyor ve derinlik bilgisi toplayabilen bir nevi üçüncü kamera diyebileceğimiz bu sensör vasıtasıyla aslında portre çekimlerin donanım seviyesinde daha etkin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda bu sensörün nitleme kabiliyetine bir takım olumlu etkileri de olabilir. Detaylı kullanmak gerekiyor ama teknik olarak bakıldığı zaman 5G olan ve 5G olmayan iki telefon arasında ciddi donanımsal farklar olduğunu söyleyebilirim. Bu arada fuar kapsamındaki 5G telefonların büyük bir kısmı Qualcomm Snapdragon 855 platformunu kullanırken Samsung'un burada sergilemiş olduğu 5G destekli Galaxy S10, Exynos 9820 platformu ve Samsung tarafından geliştirilmiş olan 5G modemi baz alıyor arkadaşlar. Yalnız şu an elimde tuttuğum telefonda 5G demosu yapılamıyor. Bunlar statik demolar ama dokunamadığımız, ellemeyin denilen birkaç tane demo cihaz var. Onlar gerçek zamanlı olarak 5G şebeke üzerinden video yayını gerçekleştiriyorlar. Örneğin buradaki cihaz. Ne yazık ki dokunamıyoruz şu anda ama bakın şurada lütfen dokunmayın diye bir uyarı var. Fuar koşullarında 5G üzerinden video yayın akışı gerçekleştiriliyor. Yani Samsung aslında teknik olarak bakıldığı zaman 5G'ye hazırım, modem tasarımım bitti, cihazları uygulayabiliyorum ve benim için doğru zaman geldiği zaman bu telefonları piyasaya süreceğim tarzında güçlü bir mesaj veriyor burada. Evet, Galaxy S10, S10 Plus ve bunların 5G versiyonları zaten S10 ve S10 Plus artık Türkiye pazarı için yaygın olarak pek çok yerde bulabileceğimiz telefonlar olacaklar. Ama burada tanıtımı yapılan bir iki model daha var. Çok kısaca onlardan da bahsedeyim. Zaten ayrıca videolarını yapmıştım. Nedir bunlar? Bakın burada Galaxy A30 var arkadaşlar. Samsung'un yeni A serisi üyesi ve Samsung anladığım kadarıyla geçmişte yaptığı hatalardan ders almış gibi görünüyor. Çünkü Samsung özellikle giriş orta sınıf telefonlarda Çinlere karşı rekabet gücünü kaybetmeye başlamıştı ve şimdi yepyeni bir ürün grubu var. Galaxy A30 su damlası formunda çentik tasarımını baz alıyor ve genel olarak bakıldığı zaman Android 9 üzerinde One UI arayüzü ve bazı diğer detaylarıyla tasarım seviyesinde tutuş hissiyatı olarak hiç fena görünmüyor. Çift kamerası ve arka tarafta parmak izi okuyucusu var. Bir de abisi var. Galaxy A50. Daha dolu bir telefon. Bu telefon tasarım olarak bakıldığı zaman ikisi de birbirine benziyor ama önemli farklar var. Bu telefonun sahip olduğu işlem platformu çok daha güçlü. Exynos 9610 platformunu baz alıyor ve arkada iki tane kamerası varken arkada üç tane kamerası var arkadaşlar. Aynı zamanda Galaxy A50 ekrandan parmak izi okuyabiliyor. Dolayısıyla çok daha güçlü ve dolu bir paket olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan da Samsung özellikle Çinlere karşı rekabet gücünü arttırmaya çalışacak sevgili arkadaşlar. Özellikle Galaxy A50 kullanıcı deneyimi olarak bence
iyi bir telefon. Tabii ki fiyatlandırmasına bakmak gerekiyor. Çünkü Samsung'un özellikle Galaxy A9 için Türkiye'de istediği fiyatı dikkate aldığımız zaman umarım aynı hata tekrarlanmaz. Eğer doğru bir fiyatlandırmayla çıkabilirse Galaxy A50 ses getirebilir diye düşünüyorum. Bu arada son bir detay olarak telefonun arka tarafında değişken renk uygulaması yapılmış. Işığın düşme açısına bağlı olarak bakın arka tarafta renk değişikliği olabiliyor. Galaxy A50 bence ailenin en güzel telefonu olmuş. Bu arada yakın zamanda Galaxy M serisini de göreceğiz Türkiye'de. Ön siparişler başlamıştı en son. Onlar da yine orta sınıfta Samsung için önemli modeller. Bakın burada çok sevdi telefonla özel bir show yapılıyor. Burada Samsung'un geçmişten günümüze bazı telefonları var. Samsung'un nereden nereye geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz diye. Bakın 1988'den başlayan bir serüven. Akıllı saatin atası diyebileceğimiz modellerden bir tanesi. Yine bakın burada ilginç tasarımı bazı Samsung modellerini görmek mümkün. Çift ekran bakın. Yine kamera özellikleriyle ön plana çıkabilen bir model. Burada yine bazı başka modeller var. Örneğin D900 çıktığı dönemde kullanma şansı yakaladığım cihazlardan bir tanesi. İyi bir telefondu. Mesela D500. Bunlar Türkiye'de de popüler olan modellerdi arkadaşlar. Bu arada mesela birinci nesil Galaxy Note var. Akıllı telefon dünyası için bence mihenk taşıdır. Note 2, Note 3, Note 4, Note 5, Note 8 ve Note 9. Tabii ki yaşanan pil skandalından dolayı Samsung Note 7'yi hatırlamak istemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü bakın Note 7'yi buraya koymamışlar. Galaxy ailesi, Galaxy S çok önemli bir modeldi. Galaxy S ailesinin bence en başarılı modeli arkadaşlar Galaxy S2 idi. Ticari olarak başarıdan bahsetmiyorum. Bana soracak olursanız Android dünyası için döneminin ilerisinde bir telefondu. S3 Samsung'da Android dünyasını zirveye taşıyan modellerden birisi oldu. S4 fena değildi. S5 bence ailenin hayal kırıklığı yaratan modeliydi. Zaten orada yaşanan sorunlardan sonra Samsung tamamıyla yeni bir anlayışa geçti ve hem tasarım hem de telefonların donanım kabiliyetleri değişmeye başladı. Burada da yeni nesil Galaxy S10e, S10 ve S10 Plus var ve 5G versiyonu var. Galaxy Buds kulaklıklar ve yeni Watch aktif akıllı saatte yine burada kendisine yer bulmuş durumda. Yine kılıflar var, kapaklar var. Samsung ekosistemine ait olan pek çok ürünü de burada görebiliyorsunuz. Birbirinden değişik kılıf seçenekleri. Sadece Samsung kılıflar değil, işte Urban Armor Gear gibi farklı üçüncü parti markaların, işte Kate Spade gibi farklı tasarımcıların, sanatçıların yaptığı kapak tasarımları da burada kendisine yer buluyor arkadaşlar. Değişik modelleri görebilmek mümkün. Mesela Galaxy Home Samsung'un HomePod'a karşı geliştirmiş olduğu akıllı hoparlör. Tabii arka tarafta ters ışık olduğu için biraz göz yorabilir arkadaşlar ama tüm aksesuarlar burada kendisine yer bulmuş durumda. Wireless Charger Duo Pad var. Burada da yine aynı anda kablo şarj desteğine sahip olan iki tane Samsung ürünü ya da uyumlu standart destekleyen bazı başka telefonları da ya da mobil cihazları da hızlı şarj edebileceğiniz özel aksesuar da yine kendisine yer buluyor arkadaşlar. Standta Samsung'un, Samsung Mobile'ın, Samsung'un mobil bölümünün bütün ürünlerini bulabilmek mümkün. Büyük bir stand ve Samsung'a ait yeni nesil teknolojileri, yeni nesil akıllı telefonları burada kullanma şansımız var. Örneğin DeX üzerinden bilgisayar bağlantısıyla yine mobil cihazın daha verimli kullanılması konusunda teknik demolar yapılıyor. Bakın Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S5e de burada. Tablet dünyasının en ince ve hafif modellerinden bir tanesi ama sorun şurada. Android tabanlı tabletlerde cihaz üreticilerinin yaptığı tabletten ziyade Google'un tablet dünyasına sahiplenmesi gerekiyor ama şu an orada bir konsantrasyon kaybı var gibi. iPad tarafında çok ciddi bir ilerleme varken Android tarafında tabletler bir dönemki heyecanı biraz kaybetmiş gibi görünüyorlar ama Samsung'un cihazın kasa yapısı, taşınabilirlik ve ek özellikleri itibariyle hiç fena görünmüyor. Denemek lazım. Şu aşamada deneyim konusunda bir şeyler paylaşamıyorum belki ama bir şekilde elime ulaşırsa deneyimlerimi de sizlere aktarmaya çalışırım. Evet, Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'ndeki standı bu şekilde arkadaşlar. Fuara gelemeyenler açısından, umuyorum ki burayı merak edenler açısından fuar alanını gösterebilmişimdir. Başka markaların da böyle videolarını çekeceğim. Bu arada sosyal medyada takip etmiyorsanız Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.